Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. Sevgili seyirciler, İstanbul birbiri ardına düzenlenen sektörel fuarlarla Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından yerli ve yabancı yatırımcıları ağırlamaya başladı. Şimdi o fuar etkinliklerinden World Food, IPEC 2013 ve Private Label fuarlarına çeviriyoruz kameralarımızı. İşte Eko Pazar farkıyla fuar dünyası. Türkiye'de obeziteye bakliyat ile savaş açan ve geleneksel lezzetler, sağlıklı nesiller sloganıyla tüketicileri sağlıklı besinlerle buluşturan Reis Gıda, World Food 2013'te yer alan önemli isimler arasındaydı. Amaçlarının 2016 Dünya Bakliyat Yılı'nda bakliyat tüketiminin artırılmasına katkı sağlamak olduğunu söyleyen Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis'e uzatıyoruz şimdi mikrofonlarımızı. Bizim için önemli olan dış misafirlerimiz, dış ülkeden gelen misafirlerin fuarı ziyareti. Tabii içten gelecek olan, iç pazardan gelecek olan misafirlerimiz de var. Biz şimdi şu an 18 tane ülkeye ihracat yapıyoruz. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa ülkeleri, Azerbaycan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bu ülkelere Türkiye'de yetişen, Türk çiftçisinin ürettiği alın terinin, el emeğinin, göz nurunun ürünlerini yurt dışına pazarlıyoruz. Önemli olan Türkiye'de yetişen işte nohuttur, fasulyedir, buğdaydır, bulgurdur. Bunlardan yurt dışına en iyi şekilde, en kaliteli ürünü dışarıya gönderebilmemiz bizim için. Çünkü Türk çiftçisinin emeğinin karşılığını aldıktan sonra eğer kaliteli ürün üretiyorsa, eğer maliyeti daha da aşağıda ise o zaman dış ülkelerde de rekabet şansımız artıyor. Bizim amacımız 2016 yılında inşallah Tarım Bakanlığı'nın girişimiyle başlatılan bakliyat yılının dünya ülkeleri arasında da Birleşmiş Milletler bunu onaylıyor ve dünya ülkelerinde bakliyat tüketimini artırmak. Ancak bunun için Türkiye'de bakliyat üretimini de artırmak lazım. Yani bakliyat ekim alanlarını genişletirsek. Çünkü Türkiye topraklarında dünya ürünlerine baktığınız zaman, dünyada yetişen ürünlere daha kalitelisi, daha lezzetlisi Türkiye'de yetişiyor. Onun için biz Türk çiftçisinin ürettiği, Türk ziraatçısının emeğinin olduğu ve Türkiye topraklarında yetişen ürünleri bugün Reis markasıyla ve Verim markasıyla, özellikle Taşköprü'de üretilen sarımsak, Sarmoni ve Sarlife markasıyla hem iç pazarda hem dış piyasada yer almak istiyoruz. İşte yıllardır Reis'in en özenle ve en önemli üzerinde durduğu, sadece müşteri memnuniyetinin ötesinde en uygun fiyata en kalite ürünü tüketicisine sunmak. Özellikle Amerika'ya ihracatımız bizim için son derece önemli. Ve Amerika'ya gönderdiğimiz ürünler pirinç. Özellikle pirinç de 1981 yılından itibaren Türkiye Amerika'dan pirinç ithal ediyor. Biz de Amerika Birleşik Devletleri'ne yerli üretim olan Osmancık pirinci ve aynı zamanda Gönen Baldo pirincini satıyoruz. Ve diğer ülkelere de, Avrupa ülkeleri olsun, bu ülkelere de yine Türkiye'de yetişen nohutu, fasulyeyi ve bulgur çeşitlerini. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri bundan 20 sene önce bulgur tüketimi çok azdı. Ama şimdi Türkiye'den, başta Kanada olmak üzere yine Avrupa ülkeleri dahil bulgur tüketmeye başladılar. Çünkü 2000 yılında hem sarımsak bin yılın mucizevi bitkisi, bir de buğdayın daha lezzetli, daha besleyici ve daha güvenli bir gıda olduğu ortaya çıktı. Ve şu an bulgur tüketimimiz de artıyor. Biz Amerika Birleşik Devletleri'ne yine Güneydoğu'nun çok özel bir yemeği olan ve yemeği olan firikten yapılan yemekler, bir ham maddesi firik. Bunu ve işte seferkitel gibi, içli köftelik gibi veya çiğ köftelik gibi ürünleri de Amerika'ya gönderiyoruz veya diğer ülkelere gönderiyoruz. Gelelim Reis Gıda'nın Türkiye topraklarında özenle yetişip tüketicilere sunduğu sağlıklı ve kaliteli ürün çeşitlerine. Genelde Türkiye topraklarında yetişen ürünler. Bunların içerisinde fasulyesinden nohutuna kadar pirinç çeşitleri, işte Osmancık pirinci, Baldo pirinci, aynı zamanda bulgurların çeşidi, yani bulgur. Ve biz genelde Güneydoğu Anadolu bölgesinden kırmızı mercimek ve bulgurumuzun oradan geliyor ve Konya'dan geliyor. İşte yöreye göre farklı nohutu ve fasulyeyi alıyoruz. Şu an 41'e yakın çeşit ürünümüz var. Ama son yıllarda özellikle bu sene lansmanını da yapıyoruz şimdi. Kara buğday ve siyah pirinç. Ama siyah pirinci ithal olarak değil, Edirne İpsala'da yetişen siyah pirinci Türk tüketicisiyle tanıştırıyoruz. Bir de çölyak hastalarına çok rahatlıkla yiyebileceği kara buğdayı da favori ürün çeşidi olarak ürün portföyümüze ilave ettik.
Hazır yemek alışkanlığının obeziteye yakalanma riskini artırdığını söyleyen Mehmet Reis, dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda oldukça hassas. Türkiye en hızlı obez olma yolunda ilerleyen bir ülke. Biz de diyoruz ki geleneksel lezzetler sağlıklı nesiller. Biz obeziteye karşı halkımızın daha besleyici, protein içeren posalı yiyecekleri bakliyatı öneriyoruz. Ve bu bakliyatı yeni, yani çocuklarımız da artık damak tatları değişmeden, çocuklarımız artık pilav yemeyi unuttular. Çocuklar artık nohutu, kuru fasulyeyi babaannesinde yiyor. Onun için annesinde yemesi için annelere de büyük görev düşüyor. Ama fazla üreteceğiz, çok üreteceğiz, hem kendimize yeteceğiz, hem yurt dışına satacağız.